Ege Üniversitesi Televizyonu'nun çok değerli izleyicileri, ekonomiye hoş geldiniz. Her Perşembe öğleden sonra saat 3'te olduğu gibi yine birlikteyiz. Ben Osman Aydoğuş ve Ege Üniversitesi İktisat Bölümünden çok değerli hocamız Aykut Lenger yine birlikte olacağız. Ben yine Aykut'a takılarak başlayayım programa. Kaçak sanıyorduk, biraz da günahını almışız. Meğerse Kıbrıs'ta bir o 2 hafta önceki miydi? Yok, o Epeyce bir ay oldu galiba, değil öncekiydi. mi ya? Bir ay öncekiydi, evet. Geçen haftadan önce bir hafta yine bir yerlere gittin Gittim, bir Aykut. kongreye davet etmişlerdi. Oraya gittim, evet. Evet, yani gezmeye gitmemiş Yes. değerli izleyiciler. Bir bilimsel faaliyete gitmiş. Biz genellikle bilimsel faaliyet diye kılıf uyduruz ama Aykut'unki hakikaten bir bilimsel kongreydi. En azından öyle söyleyelim şimdilik. Bizi kurtar. Evet. Günahını almışız yani. Evet. Bugünkü programda Türkiye sanayinin üzerinde duracağız. Büyüme Büyüme sanayi ilişkisi ilişkisine bakacağız. nedir? Verimlilik nedir? Daha çok Aykut konuşacak sanıyorum. Kıbrıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kıbrıs nedir tam adı o üniversitenin? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs kampüsü. Kıbrıs kampüsü geliyor. Orada bir toplantıda bir Ya, sunum pardon, otüller yerleşke derler genelde. yerleşkesinde. Evet. Türkçeyi Evet. yerleştirmek için. Evet. Orada yaptığı bir sunuştan bize özet bilgiler verecek Aykut hocamız. Ama ona geçmeden önce benim sizlere bir küçük tanıtımım olacak. 2008-2009 krizi sadece ekonomileri alt üst etmekle kalmadı. İktisat dünyasında deyim yerindeyse havaş bombası gibi attı. İktisatçılar neye uğradıklarını bilemediler. Öyle söyleyeyim. Yani bir dağınıklık dönemi, bir nedir, ne yapıyoruz, biz niye başarısız olduk dönemi yaşandı. İktisat ve Toplum dergisi de 3 yıldır çıkan bir dergi. Genellikle işte iktisat öğrencisi ya da başka mesleklerden meraklı insanlara yönelik olarak biraz popülist bir dilde, çok ağır olmayan, teorisi, matematiği olmayan bir yazılara yer veren bir dergi. İktisatçı kim diye bir kapak yapmış. Onu paylaşmak istedim sizinle. Evet, bir karga. Gördüğünüz gibi bir karga, kafasında bir şapka. Ondan sonra bir tek gözünü görüyoruz ama o görü de herhalde gözü de işlevsiz. Yani görmeyen bir karga. Evet. İktisatçı kim diye altında da bir başlık. Bir de sanki böyle pilotların giydiği, eski uçakları kullanan pilotların giydiği bir şey var kafasında. Yani o şapkanın haricinde onun altında başka bir şey var. O ne anlama geliyor tabii. Hem Yani uçuruyor ekonomiyi hem bir anlamda, gözü kör, kör anlamda, hem de pilot, aynı zamanda evet. bir melon şapka tabii. Evet. İlginç yani. Şimdi bugünlük bu kadar gösterelim. İktisatçı kim sorusunu umuyorum önümüzdeki haftalarda biraz daha detaylı açmaya Bu çalışacağız. popüler bir iktisat dergisi, onu tabii. Popüler bir iktisat dergisi, işte Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve uygulamadaki uzmanlardan yazılar çıkıyor düzenli olarak. Ben hararetle tavsiye ediyorum. Evet, sizin de yazılarınız sıklıkla yayınlanıyor. Ben de yayın kurulunda olmama rağmen hiç yayın yapmadım orada, ama tabii boynumun borcu, onu da yapacağız Ben bir şey tabii. söylemeyecektim, sen kendin Kendim yakalandım, söyledin, evet. Aykut. Evet, şimdi gelelim bugünkü konumuza. Şimdi şu çok dile getirildi, çok tartışıldı. Zaman zaman Türkiye ekonomisi hızlı büyüyor, değil mi? Yani %8'ler, 9'lar büyüyor. Arkasından kriz geliyor. İşte %4,5, 5 küçülüyor falan. Ama bununla paralel bir istihdam artışı görmüyoruz. Yani buna istihdamsız büyüme adı da veriliyor. Ne diyorsun bu konuda Aykut? Niye böyle bir olgu var? Niye? Şimdi bu hakkında, bu az önce gördüğümüz karga silüetindeki iktisatçılar farklı açıklamalar Evet. getiriyorlar. Genellikle sadece iktisatçılar değil, aslında bakarsanız sermaye çevreleri var. TÜSİAD, TİSK gibi. Bu Müsiyada da ekleyelim. MÜSİAD'ı da Artık onlar ekleyelim. da ciddi sermaye Kuruluşu, çevreleri. evet, önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bu çevreler genellikle 2000 yılları, 2001 krizi sonrasında Türkiye'de yaşanan hızlı büyüme sürecinde istihdam artışı gözlenmemesinin önemli nedenlerinden bir Ben ona tanesi, itiraz edeceğim ama. Hızlı büyüme dedin ya 2001 onu zaten sonrasında. açıklayacağız sonra. Çünkü 2000
bir krizinden sonra büyüme var da öyle çok hızlı falan değil yani. 4,5 civarında ortalama. Biliyorum öyle sizin söyleyeyim. O konudaki evet. Ortak çalışmamızdan da. Peki ben parantez kapattım, sözü sana bırakıyorum. %4,5 aslında hani şeye bakarsanız, Japonya'nın %0 civarındaki büyümesine bakarsanız 4,5 bizim gibi ülke için. Hani, Japonya'nın kişi başına gelir de alakasız dolar yani. Haklısınız. Şimdi en azından 2001 öncesine göre daha hızlı bir süreç, onu şey yapabiliriz. Ya da daha istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 2009 krizini dışarıda bırakırsak. Evet. Biliyorsunuz 94'te, 99'da ve 2001'de çok ciddi daralmalar yaşandı Türkiye ekonomisinde. O tür resesyonlar sonrasında ya da işte depresyon sonrasında ekonomi kendini daha toparladı. İşte siyasi istikrarı getirdi. Yani en azından bir şey finansal krizi yaşamadık. Bankacılık evet. krizi yaşamadık ama esasına bakarsan en uzun süren resesyon. Resesyon ekonominin küçülmesi demek. Evet. Bu arada onu da söyleyelim. Daralma resesyonu. 2009 krizi. 2008'in dördüncü çeyreğinden başlıyor. Tam bir yıl sürüyor. Dört çeyrek sürüyor. Bu kadar uzun bir daralma daha önce yok. Depresyon denir buna. Yani küçük çaplı, evet. teğet geçen bir depresyon. Diyelim o şekilde. Evet. Şimdi bu daha öncesine göre daha istikrarlı büyüme sürecinin işsizliği azaltması beklenir. Normal olarak kuramda, yani biz iktisatçılar bunu bekliyoruz. İşte üretim artar, üretim arttıkça daha fazla iş gücüne ihtiyaç ortaya çıkar. Ve bu nedenle de işsizlik azalır, istihdam artar diye beklerdik. Ancak bu dönemi karakterize eden önemli noktalardan bir tanesi ya da trendlerden bir tanesi istihdamın beklendiği ölçüde artmamasıydı. Evet. Şimdi dediğim gibi buna sermaye çevrelerinin ya da daha liberal noktalarda duran iktisatçıların getirdiği açıklamalardan bir tanesi bu esnek iş gücü piyasalarının Türkiye'de yerleşmemiş olmasıydı. Son derece katı bir iş gücü piyasası olduğundan söz ediyorlar. Onu getiriyorlar. Yani katı derken işverenler öyle keyfi olarak istediği gibi işten zaman, çıkarıyor, istediğini çıkaramıyor. Ekonomi gelişirse, satamıyorsa, pazarlama sorunları varsa, üretim artışı yapamıyorsa işçiyi çıkartamıyor. Evet. İşi çıkartamıyor. İş, çıkartamadığı işi de işi almıyor. Yani öyle bir korkusu olduğu için de üretim arttığı zaman yeni işi almaktan imtina ediyor. Evet. Eski deyimle şimdi kaçınıyor diyelim. Bu bakımdan onların getirdiği açıklama budur. Yani biz yeni işçi almıyoruz çünkü ihtiyacımız olmadığı zaman çıkaramıyoruz. Bir işin bize maliyeti çok yüksek falan diye. Bunun böyle olmadığı bazı çalışmalarda gösterildi. Örneğin Hakan Ercan diye bir yine ODTÜ'den bir emek piyasalarını çalışan bir iktisatçı vardır. O bunun böyle olmadığını göstermiştir. Alternatif açıklama, başka bir açıklama da teknolojik gelişmenin bu dönemde hızlanmış olmasıydı. Evet. Yani teknolojik gelişmeyi aynı zamanda verimlilik artışlarıyla da özdeş olarak tutabiliriz. Birbiriyle aynı anlamda kullanabiliriz. Verimlilik artınca üretim arttığı için daha fazla işçiye ihtiyaç duymazsınız. Verimlilik nedir? Tabii önce onu bir tanımlamak lazım. Evet. Emek verimliliğinden söz edelim. Emek verimliliği işçi başına üretimdir. Çalışan başına üretimdir. Yani bir kişinin ne kadar ürün ürettiği ya da çıktı ürettiğini katma gösterir. Katma değer yarattığı. İşçi başına düşen katma değer. Katma değer. En basit. En basit tanımı budur. Ortalama emek verimi. Bunda bir artış gözleniyor ise evet. Ortalama emek veriminde bir artış gözleniyor ise daha fazla işçiye ihtiyaç duyulmayabilir. Evet. Verimlilik artışlarının örneğin işte bunu savunan iktisatçılar var. Ben şimdi bu konuda biraz tereddütlüyüm. Diğer açıklamaları da isterseniz tartışalım. Yapısal değişim, ben daha çok yapısal değişimin gerçekleştiği bu nedenle bir sıkıntı yaşadığımızı bunun üzerinde duruyorum. Bir başka açıklamada biliyorsunuz bu programda da daha önce çok tartıştık. Radyoda yaptığımız programlarda da tartışıyorduk. Son dönemde küreselleşme ile birlikte Türkiye'de uygulanan büyüme politikasının dayandığı temeller eleştirerek açıklara dayanan sıcak para spekülatif sermayeye dayanan ve bazılarının hormonlu büyüme olarak adlandırdığı temelleri zayıf yüksek büyüme oranları varmış gibi gösteren ülkenin refahını artıyormuş gibi gösteren bazı politikalar eleştiriliyor. Burada da işte katma değer yaratılmadığı, düşük verimlilik olduğu falan bu tür argümanlar getiriliyor. Şimdi bunlara tek tek isterseniz bunları üzerinde duralım. Acaba ne doğru? Şimdi o esnek iş gücü piyasaları konusu üzerinde ben durmayacağım. Onu zaten başka bir kapsamda ele almak lazım. Onda yapılmış çalışmalar var.
çok da fazla tekniğe girmeye gerek olmadan hemen verimlilik artışı üzerinde duruluyorbiliyorsunuz. Acaba verimlilik artışı nasıl gerçekleşti, ona bakalım. Şimdi eğer arkadaşlarımdan rica edersem ilk grafiği getirirlerse Türkiye'de imalat sanayindeki emek verimliliği üzerine bir grafik var. Şimdi burada da grafikte önce şu açıklamayı yapalım. Bir atlama sıçrama görülüyor. Kırmızı çizgi burada istihdamı imalat sanayinde milyon kişi cinsinden gösteriyor. Evet. Mavi seride emek verimliliğini 1000 ile çarpılmış haliyle, yani 1980-2010 yılları arasında gösteriyor. Şimdi buradaki bu kırılma 2003 yılından sonraki kırılma istatistiklerin toplanma sürecindeki değişmeden kaynaklanıyor. Önce Birleşmiş Milletler'e göre toplanan istatistikler, onların standart sınıflamasına göre toplanan istatistikler 2003 yılından sonra Avrupa Birliği standartlarına göre, o sınıflamaya göre toplandığı için toplanmaya başlamıştır. Sadece bu nedenle değil ve burada şöyle bir değişiklik yapılmıştır. Mikro ölçekli firmalar, yani 1 ila 9 arasında işçi çalıştıran firmalar önceden bunlar hakkında bilgi toplanmazken artık toplanmaya başlamıştır. Ve Türkiye'de de önemli bir kesim, sanayinin önemli bir kesimi, çok büyük kesimi, Küçük ölçekli. Yani birden 9'a kadar küçük atölyeler bulunmaktadır biliyorsunuz imalat sanayi içinde. Hatta 1 ila 20 arası da denebilir. 1 ila 20 arasında tam sayım yapılarak veri toplanmaya başlanmıştır. Önceden örneklem yoluyla toplanıyordu. Yani seçim ile. Yani ölçüm yönteminde bir değişiklik olduğu için burada bir atlama sıçrama var. Ama hala şunu görebiliyoruz. Yani ne kadar ölçüm yöntemi değişmiş olursa olsun emek verimliliğinde 2003 öncesine dikkat edersek oradaki artış hızı o mavi çizgi çok, değil mi? Yani pozitif bir eğim görüyoruz orada. Hızlı artan bir şey var. Görüyoruz. Evet. Yükseliyor. Yani 1.5'un biraz altından kaça kadar çıkıyor? 3'e kadar çıkıyor. 2 katına çıkmış neyse. 3.000. Evet. 3.000 liraya kadar çıkıyor. Yani bir işçinin ortalama olarak yarattığı katma değer 2 katına çıkmış. Evet. Bunu üretim onu olarak söyleyebiliriz. Sabit fiyatlarla. Evet. Üretim olarak söyleyelim. Üretim 3.000 liraya çıkmış. Mikro ölçekleri dikkate aldığımızda grafikten devam ediyorum ben. Mikro ölçekleri dikkate aldığımızda daha önce 3'e çıkmış olan ortalama emek verimliliğinin 1.5'un altına yani 1.5 civarına düştüğünü ve hala çok az bir artış trendi göstermesine rağmen bu artışın çok sınırlı kaldığını söylüyoruz. Belki burada şunu söyleyebiliriz Aykut, yani mikro ölçekli, küçük ölçekli firmalar da işin içine girdiği zaman emek verimliliğinde ciddi bir azalma var. Yani küçük ölçekli firmalar ortalama emek verimliliği arasından kötü durumda. Evet. Dolayısıyla toplamı da etkilemiş. Öyle gözüküyor ama yine bir çok az bir artış var. Artış eğilimi var. Hemen istihdama bakalım. Kırmızı çizgi. Ondaki artış hızı çok daha fazla. Tabii 2009'daki düşmeyi göz ardı edersek oradaki artış daha fazla. O halde bu istihdamsız büyüme sürecini, son dönemdeki bu olguyu verimlilik artışlarının açıklamadığını görüyoruz. Evet. Yani bu açıklamanın ya da etkisi varsa da son derece sınırlı kaldığını görüyoruz. Belirleyici bir etki değil. Evet. O halde ne belirli olabilir sorusu tabii yanıt bekliyor. Az önce söylediğim gibi yapısal değişim ya da dönüşüm olarak adlandırılıyor. Yapısal dönüşüm burada etkili bir faktör ve dediğimiz gibi izlenen iktisat politikasının tasarımı. Büyüme politikasının tasarımını bu konuda suçlayabiliriz. Ya da suçlamak mı gerekir bilmiyorum. Yapısal politikayı suçlayabiliriz ama yapısal değişim biliyorsunuz tarım kesimi son dönemde ekonomideki payı giderek azalıyor. Sanayinin payı artıyor. Ama tabii hizmetlerin payı ondan daha fazla artıyor. Tarıma göre sanayinin payı artmakta ama. Ama sanayinin payı da 1998'den bugüne azalıyor, sürekli tabii. Bir gerileme eğilim içinde. Elbette hizmetler artıyor. İmalat sanayinin payı da bunun içinde daha sürekli da, bir gerileme daha içinde. Da içinde. Hangi sektörler öne çıkıyor? Hizmet sektörleri. Hizmet sektörleri yani çıkıyor. Ticareti, finansı, ondan sonra işte belki sanayinin içinde ama inşaatta bir artış var yani. Böyle öne çıkan sektörde böyle bir değişiklik var. Evet. Şimdi asıl yapısal değişime ait açıklama, klasik açıklama şu. Tarım kesiminden açığa çıkan iş gücü sanayide ya da hizmetler sektöründe kendisine pay bulamıyor. Evet.
Bu çok doğru. Bu yönde çalışmalar var. Doğru. Çünkü sana tarım kesimi biliyorsunuz niteliği itibariyle gizli işsizlik olarak adlandırılan, marjinal verimliliği sıfır olan işte aile işletmelerinden oluştuğu için genelde. Bir kişi eksik olmuş, bir kişi fazla olmuş. Kim varsa tarlada çalışır biliyorsunuz. Ve orada istihdamda görünür. İstihdamda görünür biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi oradan tarımın payı azalınca, tarımsal üretimde azalma meydana gelince, oradan o açığa çıkan iş gücünü sanayide ve hizmetlerde absorbe edememe sorun ya da özümseyememe diyelim. Orada istihdam edememe sorunumuz var. Bu tür bir yapısal değişim nedeniyle istihdamda bir sıkıntı ortaya çıktığı söyleniyor. Ben bir de şunu söylüyorum. Oraya geçmeden ben bir şey, bu tarım meselesini açtın. O konu tarımda istihdam. Söylediklerin çok doğru. 2008 yılına kadar, yani kriz öncesine kadar tarımın hem istihdamdaki payı azalıyor hem de milli gelir içindeki payında bir gerileme eğilimi var. Ama krizle birlikte, ya hatta kriz öncesinde 4 milyon kişiye kadar düşmüş tarımda istihdam edilenlerin sayı. Evet. Yani bir çözülme söz konusu. Hı hı. Ama krizle birlikte iş tersine dönüyor. Tarımda istihdam tekrar artmaya başlıyor 2008'den başlayarak. Hı hı. Bugün de 6 milyona yakın insan, 4 milyondan 6 milyona çıkmış. Hı hı. İnsan tarımda istihdam ediyor. Herhalde krizin etkisidir. Etkisi çünkü insanlar köylerine geri dönüyorlar. Dönmeseler bile gelmiyorlar. Şehirlere gelmiyorlar. Evet. Dolayısıyla orada istihdamda görünüyorlar. Evet ben hemen... Evet. Dolayısıyla son dönemdeki bu azalma da biliyorsunuz onu da tartışmıştık daha önce. Evet. İşsizlikte hani biraz azalma varmış gibi görünüyor ya. Evet o suni bir azalma. Suni bir şey tabii o. Evet. Ben bu yapısal değişim açıklamasına bir de şunu eklemek istiyorum. İmalat sanayinin kendi içinde de bir değişme var. Hı hı. İmalat sanayinde emek yoğun bir nitelik var biliyorsunuz bizim imalat sanayimizde evet. Türkiye'de. Şimdi göstereceğim tabloda 2003 ve 2008 yılları arasındaki değişimi göstereceğim. Emek yoğun sektörlerden biraz daha sermaye yoğun, teknoloji yoğun sektörlere doğru bir kayış oldu. Tabii tam istediğimiz ölçüde olmasa bile böyle bir eğilim var. Bunun da şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Biliyorsunuz uzak doğudan kaynaklanan rekabet. Evet. Orada düşük ücretler, çok fazla sayıda nüfus. Çok büyük ölçekli üretim. Üretim ve bu alandaki rekabet avantajımızın yine bu programda tartıştığımız Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere karşı bizim uygulamak zorunda olduğumuz tarifeyle onların bize uygulamak zorunda uyguladıkları tarife arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bizim aleyhimize bir durum evet. ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Rekabet üstünlüğümüzü kaybettiğimiz için bu emek yoğun sektörlerde bir kısmı azalıyor. Bunların en önemlisi tekstil. Şu anda ekrana gelmiş arkadaşlarımız. Yapısal değişimden kastettiğimiz şu. Yani sektörlerin ekonomi içindeki ağırlıklarının değişmesi. Değişmesi. Payları azalıyor. Yani evet. üretimdeki payları azalıyor. Üretim nihai olarak artıyor bile olsa, üretimde mutlak olarak artış bile olsa nispi üretimdeki olarak, nispi göreli olarak bütün paylara baktığımızda azalıyor olması. Şimdi gıdada tütün zaten çok büyük bir paya sahip değil ama en soldan itibaren evet, okuyoruz. En soldan itibaren okuyoruz. Gıdada ve tekstilde özellikle tekstildeki çok dikkat çekici. %16 idi yanlış hatırlamıyorsam rakam. %16 civarından %12 civarına falan %11 civarına düşmüş. Bu mavi çubuklar 2003 yılındaki payını gösteriyor. Sarılar 2008 yılındaki payını gösteriyor. Yani sadece 5 yılda bakın tekstildeki azalma %6 civarında. 6 puan. Çok ciddi bir rakam. Evet, nispi payındaki yani. Azalma. Sadece bu. Bunlar tabii Türkiye İstatistik Kurumu rakamları. Evet. Oradan hesapladım ben bunları. Gıdada daha düşük bu azalma. Çok ilginç biçimde kimyada, orası da sermaye yoğun, hani orta teknoloji sayılabilecek bir şey. Orada bile, kimyada bile gerileme var. Ana metal sanayinde, diğer minerallerde, metal eşyada, makine teçhizatta, kara taşıtlarında ve elektrikli makinalarda hocam artış görünüyor. Artış var, evet. Tabii bu aslında bizim istediğimiz bir şey normalde bakarsanız. Bu diğer mineral dediği herhalde ve taş toprağa dayalı yani seramik, keramik. Evet, onlar. Evet. Cam. Tabii inşaat sektörüyle bağlı tabii. Tabii. Yani çok inşaat yapılıyor. Yapınca oradan da çıkıyor. Evet. Oradan bu sektörler onları kesinmiş oluyor. Evet. Yani dolayısıyla sadece tarımdan sanayiye ve hizmetlere kayışta bir sorun ortaya çıkmıyor. Türkiye ekonomisinin son dönemde karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle emek yoğun sektörlerin tekstil gibi paylarındaki bu azalma da istihdamın artışını
frenlemiş oluyor. Yani benim ortaya koymaya çalıştığım argüman budur. Tabii ki yani en büyük istihdam yaratan sektör Türkiye'de hala tekstil ve konfeksiyon. Tabii tekstil ve giyim. O ayrımı yapmamızda fayda var. Giyimi tabii de burada söylememişiz. Giyim ayrı. %6'dan %7 civarında tabii o da düşmüş. O da düşmüş. Yani en büyük istihdam yaratan sektörler göreli olarak geriliyor. Bunlar da azalma olunca dolayısıyla Türkiye'de istihdam yaratamama sorununuyla karşılaşıyoruz. Yani benim yani bu yapısal değişimi destekleyen iktisatçılara eklemede bulunmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Evet, bu çok önemli bir hesaplama. Evet. Belki ilgilenen okuyucular için bir kaynak vermekte fayda var. Bu Aykut'un burada özetlediği kısım, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 50. yılı münasebetiyle bir kitap yayınlandı. O bizim kitabını söylüyorsunuz. Evet, bizim kitabı. Bir daha söyleyelim. Yani bu ilaveler yapıyoruz programı. İsteyse tanıtımını yapalım. Adını da sen söyle şimdi. Evet. Büyüme, Türkiye ekonomisinde büyüme ile ilgili bir kitap. Yeni Stratejiler. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Ömer Faruk Çolak editörlüğünde Osman Hoca ve benim katkıda bulunduğumuz. Osman Hoca Türkiye ekonomisinin geneli hakkında bir analiz gerçekleştirdi. Evet. Makro iktisadi açıdan. Ben de imalat sanayinin yapısı ve sorunları üzerine bir bölümünü yazmıştım. Oraya referans verebiliriz. Evet, evet yani web sitesinde zaman zaman kalkıyor ama genellikle orada bulabilirler. Bulabiliyor ya da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan istenebilir. Ücretsiz. Ücretsiz olarak gönderiliyor. Evet. Şimdi az önce söylediğim şeyi bir de çubuk diyagramda daha net olarak görebilmek için bir üçüncü grafiği verebilirse arkadaşlarım. Sektörlerin istihdam payını 2003-2008 arasında yıllar itibariyle az önce sadece 2003-2008 arasındaydı. Bakın kırmızı tekstil burada gördüğünüz en üstten başlıyor. %20'ye yakın bir payı varken %18'lerden, %19'lardan %13'e düştüğünü görüyoruz. Yeşil giyim. Bakın tekstil ve giyimde bu hızlı ve çarpıcı düşüş Türkiye'de en fazla istihdam yaratan sektörün göreli payındaki istihdam payındaki azalmayı gösteriyor. Dolayısıyla istihdamın neden artmadığına dair bize bir fikir veriyor evet, doğal evet. olarak. Mavi burada gıdayı gösteriyor. Onda da bir azalma var. En alttaki çizgiler artış gösterenler de metal eşya ve makine ve teçhizat. Onlar da gördüğünüz gibi az önce üretimdeki payların arttığını söylemiştik ama istihdamdaki paylarının artmadığını çok görüyoruz. Çok fazla artmadığını görüyoruz. Çünkü oradaki üretim artışları verimlilik artışından kaynaklanıyor esas itibariyle. Evet, dolayısıyla bu... Peki şimdi bir iktisatçı olarak hemen burada bir şey yapayım ben. Bu iyi bir gelişme mi? Ne dersin? Nereden baktığınıza bağlı. Sen de klasik cevap verdin. Peki sen nereden bakıyorsun ona göre? Şimdi bizim yani yıllardır uluslararası iş bölümünde düşük katma değer yaratan emek yoğun sektörlerde üretim yapma uzmanlaşmamızın zararlı olduğunu hep söylüyoruz. Siz de söylüyorsunuz, ben de söylüyorum. Evet. Türkiye'de önemli iktisatçılar da söylüyor. Bu gerçekleştiği zaman da bunun tabii sorunları ortaya çıkıyor. Bu onlardan bir tanesi. Evet, yani hiçbir şey karşılıksız değil. Bir şey kazanıyorsunuz karşılığında. Bir şey veriyorsunuz. Bir şeyi kaybediyorsunuz. Yani dolayısıyla kaybediyorsunuz. Bu istihdam sorununu ortadan kaldırmak için başka kurumsal politikaları uygulamak gerekiyor. Kurumsal dizaynlar, tasarımlar gerçekleştirmek gerekiyor. Buradan açığa çıkan iş gücünü ne yapacağız? Bu iş gücünün biliyorsunuz eğitim sorunu var. Genel eğitimin dışında mesleksiz genellikle niteliksiz olduğu için nitelik kazandırma sorunumuz var. Yani eğer böyle bir yapısal dönüşüme ister istemez biz girdiysek, hani biz iktisat politikaları bu yönde uygulansın buna girelim derken buna kendiliğinden dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle otomatik bir süreç sonunda girmiş isek bu sürece karşı da bazı uygulamamız gereken politikalar olduğunu bize ima ediyor. Yani bunu gösteriyor. Eğitim sorunları ortaya çıkıyor. Sanayinin istihdam etmesi için talep ettiği bazı şeyler var. O yönde bazı politikalar uygulanması gerekiyor. Yani çok ilginç bir problem var. Daha önce de belki sözünü ettik. Sanayinin talep ettiği nitelikli iş gücü yeterince sağlanamamış.
İşte üniversite sisteminden, eğitim sisteminden çıkan nitelikli iş gücünün çok önemli bir kısmını da ekonomi talep etmiyor. Böyle bir şey uyumsuzluk söz konusu. Dolayısıyla bir her zaman bir hem genel eğitim anlamında bir planlama hem de firmaların meslek içi eğitim verebilmelerini destekleyecek bazı teşviklerin verilmesi gerektiğini o söyleyebiliriz. Önde çabalar var ama herhalde yetersiz olmuyor. Yetersiz tabii. Olmuyor. Ama o evet o öyle bir şey başladı. Bir de yeni işe aldıklarını sigorta primini hani eğitimdeyken devletin ödemesi gibi bazı uygulamalar var ama yeterli değil. Evet. Yani o genel eğitimi verecek, onu finanse edecek bazı şeyler gerekiyor. Neyse sadece... Allah'tan tarım sektörü var da insanlar orada istihdam ediliyormuş gözüküyor. İşsizlik dolayısıyla çok fazla azalıyor. Ama tabii bu bizim sorunu ortadan kaldırmıyor. Tabii tarımda eğer bu kadar insanı çekiyorsa son dönemde moda olan organik tarım ya da yükselen bir şey olan organik tarımında yani Türkiye'de vardır mutlaka yerleştirilmesi. Ama çok da yüksek bir şey beklememek lazım. Çünkü hala çok yani %0.5 civarında. Haklısınız. Şunu söyleyeyim. Yani dünya piyasalarında organik tarım ürünleri son derece yüksek fiyatlara satıldığına göre eğer biz de bu alanda bir tercih yapacaksak tekrar orada tarımın istihdam payını bu anlamda yükseltmek ve işsizlik sorununu bir miktar diyelim ona çözüm bulma yoluna girmiş olabiliriz. Az süremiz kaldı sanırım hocam. Biraz hızlan. 4 dakikamız var. Büyüme, istihdamsız büyüme dedik. Türkiye'de bu son 2004-2010 yılı arasındaki büyümenin kaynakları nelerdir diye baktığımızda bu şeyi de eleştirmiştim ya, dördüncü açıklamayı getirmiştik. Hani Türkiye'de iktisat politikasının tasarımı nihayetinde sıcak paraya, spekülatif sermayeye dayalı, ithal girdiği dayalı. Yani güya şeydi değil mi? Bu 1980 yılında 24 Ocak kararları açıklandı. Bundan sonra Türkiye ekonomisi dışa açılacak ve ihracata dayalı büyüme gerçekleştireceğiz dedi. Ama bugün geldiğimiz yere bakıyoruz, bu ihracata dayalı değil, ithalata dayalı bir büyüme modeli haline dönüşmüş. Keşke ithalata dayalı başlasaymışız. Belki ters olur. Sen sanıyorum biraz şimdi son bu bir önceki grafiğimiz, ondan bir öncekinde Türkiye'de büyümenin kaynakları en alt satıra bakıyorum. Bakın 2004'ten 2010 yılına kadar 1990 yılı fiyatlarıyla bunlar. Tabii bu yüzden rakamlar başkalarının yapabileceği hesaplamalardan farklı. Ortalama büyüme rakamı %6.1 2004 ile 2010 arasında. Evet. Sermaye artışının yani makina, teçhizat, bina bunların bu büyümeye katkısı %0.1. %6.1'in sadece bu ondalık kısmı sermaye artışı gördüğünüz gibi. İş gücünün artışı %0.3. Girdi artışı %6.5. Girdi değilin ham madde. Ham madde ve ara madde. Aramalı. Esas itibariyle oradan kaynaklı. Dolayısıyla bizim Türkiye'de yaptığımız üretim niteliği budur. Evet. Yani aramalını başkasının ürettiği aramalını alıp ürüne dönüştürmektir. Hani bizim hep eleştirdiğimiz montaj sanayi denir ya. Evet. Burada 6.5 ile 6.1 arasındaki fark da toplam faktör verimliliğindeki azalmayı göstermektedir. Bu bir teknoloji ölçütü olarak da kullanılmaktadır. Evet. Tabii bu girdi artışındaki kur politikaları bu girdilerin nereden temin edildiği konusunda bağlı olarak tabii çok fiyatını yükseltmektedir ama bizim ortaya koyduğumuz katma değerin çok düşük olduğunu, dolayısıyla Türkiye ekonomisinin çok da sağlam temellere dayanarak büyümediğini göstermektedir. Yani bu biraz şöyle herhalde, biraz somutlaştırmakta fayda var çünkü çok önemli bir tespit bu. Diyelim otomotiv sektörü, en büyük ihracatçı sektör hakikaten bakıyoruz. Ama aynı zamanda en büyük ithalatçı sektör. Evet. Çünkü otomobili artık yerli girişimcileriniz öyle bir sanayide ortak olarak, küçük ortak olarak payları var. 2001 krizinden sonra otomotiv sektöründen yerli sermaye çıkmış durumda. Evet. Dolayısıyla bu uluslararası firmalar Türkiye'de otomobili deyim yerindeyse montajını yapıyorlar. Girdilerinin çok büyük bir kısmını da neresi karlıysa oradan alıyorlar ve çok ağırlıklı olarak da yurt dışından ithal ediyorlar. Dolayısıyla ben biraz ağır kasnak diyorum. Yani tamam en büyük ihracatçı ama aynı zamanda en büyük ithalatçı durumda. Çok fazla katma değere katkısı olmayan bir sektör. Evet. Sadece otomobil değil başka pek çok sektörde böyle aynı durumdayız. Ve bu da yine son dönemde bu yeni yükselen yıldızlar var biliyorsunuz. Çin gibi, Hindistan gibi. Firmalar girdilerini çok daha ucuza mal ettikleri için, oralardan satın aldıkları için bu ülkede bu malları üreten firmalar
artık piyasadan çekildiler. Yani. Dolayısıyla uygulanan dış ticaret politikasının, yani o tarifelerin ya da işte ortak gümrük tarifesi nedeniyle ortaya çıkan tehditlerin bu bağlamda da değerlendirilmesi gerekiyor. Onların mutlaka katkısı var. Katkısı şimdi var, tabii çok tabii. Büyük bir tehlike var. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği bir serbest ticaret anlaşması. Ya işte oradan da onun, evet oradan aynı şey burada da yaşanacak. Çin'le de benzer bir serbest ticaret anlaşmasına girecek Avrupa Birliği. Dolayısıyla bizim büyümemizi çok tehdit edecek. Ben gümrük birliğinden ciddi şekilde çekilmemiz gerektiği konusunda bu argümana doğru kaymaya başladım. Ya eğer böyle gelişmeler olur da biz şu şeyimizi koruyamazsak. Aykut, bir dakika, kötümser olan bendim. Sen iyimserdin, şimdi roller değişti gibi. Yani, sizden bulaştıracağım. Birkaç program sonra Avrupa Birliği'nden de vazgeçelim falan. Yok, Avrupa Birliği dersen şaşırmayacağım. Yani. Hayır, yalnız o gümrük birliği anlaşmasının gözden geçirilmesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, çok katılıyor, %100 katılıyor. Ekonomiyi çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Evet, ekonomi bakanı Zafer Çağlayan daha bire bunu söyleyip duruyor ama bir şey de yaptıkları yok. Yaptıkları yani. Yok, doğru söylüyorsunuz. Yok. Son grafiği göstererek isterseniz bitirelim. Spekülatif sermaye demiştik. Onun 2005 ila 2012 yılları arasında kısa vadeli borç stokumuzun gayri safi yurt içi hasılaya oranını 1998 fiyatlarına göre göstermiş oluyoruz burada da. %31'den %49'a çıkmış hocam. Şu gayri anda, safi yurt içi hasılanın, yani bizim milli gelirimin yarısı kadar kısa vadeli borcu var. Şu anda daha da yüksek. 2013'te %50'nin üzerine çıktı. Çıktı. Özel sektörün borcu, arttı. Sıcak para dediğimiz devletin, kısa vadeli sermaye borcu. Hareketleri. Ve aynı zamanda şu anda gelen bu not artırımları nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşlarının bunun daha da fazla artmasını bekliyoruz. Bu bizim için bir tehdit, risk. Yani ya, eskiden olsa bu iyi bir şey, hani bir sermaye geliyor falan denirdi ama bunu sütten ağzımız yandığı için burada da bir tehdit olduğunu ve iktisat politikasının buna dayandığını şu anda son dönemdeki ekonomik gelişmelerin aslında temelinin bir miktar zayıf olduğunu göstermesi açısından da vurgulamak lazım. Yani hemen bir cümleyle bağlayayım istersen. Yani sıcak para gelsin mi gelmesin mi, iki ucu şey, evet. Kirli değnek durumunda. Gelmesin dersek büyüyemiyoruz. Çünkü alışmışız, dışarıdan para gelecek, o krediye dönüşecek. Tüketim harcaması yapacağız, yatırım harcaması. Büyünce yapacağız. Ne oluyor hocam? Büyünce de cari açık patlayacak. Hayır, istihdam yok. Cari açık borçluyuz. Yani. Sürekli o zaman böyle büyüme ne yapayım yani? Gelmezse de büyümüyor ama. Gelirse büyüyoruz, o da kalıcı olmuyor. Sürdürülebilir bir büyüme olmuyor. Hayır, büyüdüğümüz zaman bir işe yaramadığı için gelmese evet. De belki daha iyi yani. İstihdam yaratmıyor, bireylerin gelirlerine yansımıyor. Evet, işte zaman... iktisatçı böyle bir şey sevgili izleyiciler. Gözü görme. Karga. Karga. Evet. Evet. Peki, kendimizi bu kadar şey yaptıktan sonra. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çok güzel günler diliyorum. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.